Buyur. Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sataşmalara cevap vermeyeceğim. Cevaba layık insanlar vardır, layık olmayan insanlar vardır. Sadece burada yapacağım konuşmanın içeriğine göre konuşmam yapacağım. Değerli arkadaşlar, IŞİD dünyanın başına musallat olmuş tehlikeli bir terör örgütü. Ve maalesef Türkiye'de de yapılanmakta olan, hücre evleri olan, bu hücre evleri takip altında olan, hakkında yanlış biliyorsam düzeltme hakkı bakidir, bildiğim kadarıyla söylüyorum, 14 ayrı soruşturma olan iller bazında, mesela İstanbul soruşturması ayrı, Van ayrı, Antep ayrı, Urfa'daki soruşturma ve tüm bu soruşturmalarda emniyet tarafından teknik takipler yapılmış olan, bu teknik takipler sonucunda da bir takım teknik verileri çok rahatlıkla kamuoyunun ulaşabildiği teknik verilerle IŞİD'in Türkiye'de somut bir yapılanma içinde olduğu tescilli olan bir terör örgütüdür. Arkadaşlar, geçtiğimiz gün biliyorsunuz Ankara'da yaşanan GAR saldırısının iddianamesi yayınlandı. İddianame yayınlandı. Ben şöyle size göstereyim. İddianamenin birinci şüphelisi, ismini zikretmeyeceğim, İ.B. Birinci şüphelisi. Arkadaşlar, birinci şüpheli şu suçlardan dolayı iddianamenin baş şüphelisi sıfatıyla dosyaya girmiş. İ.B. anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kasten öldürmeye teşebbüsü, terör örgütü üyeliği. Yani terör örgütünden kasıt IŞİD üyeliği. Şimdi arkadaşlar bakınız. Tamamında gizli ibaresi bulunan şu belgelerde İ.B.'nin 2011 yılından, bakın 2011 yılı itibariyle Türkiye'den Suriye'ye 1800 tane militan taşıdığı, bu militanları üçerli dörderli gruplar halinde götürdüğü, bunları taşırken telefonda falanca petrolün önünde bekleyin, akşam şu otelde kalın, şurada bekleyin, 10 kişilik kafile şuraya gelsin, bu şekilde üçerli dörderli gruplar halinde 1800 tane teröristi taşıdığı, tamamı teknik takiple izlendiği, tek bir operasyon dahi yapılmadığı ortadadır arkadaşlar. Bakın, somut bir veri paylaşayım. Mesela diyor ki, ben bir adres söyleyeceğim diyor, sizi oradan alacak araba. Ben bir adres söyleyeceğim, sizi alacak. Adresi söylüyor telefonda. Ertesi gün araba gidiyor, onları alıyor, Suriye'ye götürüyor. Arkadaşlar, nerede emniyet? Adres belli. Bakın, ben burada 10.000 tane adres tespit ettim. Bu 10.000 tane adres tamamı, buyurun arkadaşlar, bakın kamuya açık, bu soruşturmayı paralelciler de yapmadı. Şu anda görevinin başında olan hakimler, savcılar yürütüyor. Dosyayı vereyim, inceleyin, beraber görelim. İçeriğinde arkadaşlar, falanca otelde, ismini paylaşmayacağım, Antep'te bir otel, İstanbul'dan telefon ediyor. Diyor ki akşam diyor şu otelde kal, yarın diyor biz seni arabaya bindireceğiz, göndereceğiz diyor. Emniyet biliyor arkadaşlar. Akşama otelde kalınmış, orada yatılmış, orada uyunmuş, ertesi gün arabaya bindirilmiş ve gönderilmiş. Şimdi bunun adı nedir arkadaşlar? Bunun adı nedir? Bu görmezden gelme nedir? Şimdi arkadaşlar bakın, bu şahsı tanıyorsunuz değil mi? Bu şahıs serbest. Bu şahsın adı 3 ayrı soruşturmada geçiyor. Bir soruşturmada Afganistan'daki El-Kaide yapılanmasına Türkiye'den militan devşirdiği iddiası var. Bir diğer soruşturmada Suriye'de Rakka'daki merkez kamp dedikleri IŞİD terör örgütünün merkez kampına Türkiye'den militan gönderdiği tescillenmiş, yapılan operasyonlarda evinden çıkan silah, mühimmat, patlamaya hazır halde tutulan bir araba. Arkadaşlar, bu kişi serbest. Bir gazeteci, bir akademisyen, bir öğrenci bir şey söylediği zaman cezaevinde. Nedir arkadaşlar bunun adı? Bu düzenin adını söyleyebilecek biri var mı değerli arkadaşlar? Bakın, IŞİD terör örgütünün dergisi 5. sayıyı çıkartmışlar. İlk 4 sayıyı tespit edemedim, bulamadım. 5. sayı diyor ki, küfredenler ise, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeyi çarpıtarak, onun manasını değiştirerek, küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar ibaresini askerimizin altına koyuyor. Arkasında da
Bir ifade Firavun'un askerleri. Arkadaşlar dergi üzerinden örgütleniyor, kitap evlerine dergileri gönderiyor, hücrelerine gönderiyor. Devletin haberi var. Bu derginin basıldığı matbaa dahil hiçbir yere operasyon yapılmıyor. Bakın arkadaşlar, Ankara gar katliamının baş faili İB diyor ki beni bulmak isteyen buraya gelir. Adresini veriyor. Nerede arkadaşlar bu adamlar? Niçin bu adamlar cezaevinde değil değerli arkadaşlar? Ya şimdi çok iddialı bir ifade kullandı bir milletvekili. Ben cevap vermeyeceğim, sataşma yapmayacağım. Efendim ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur dedi. Arkadaşlar bu komisyonu kurun. Bu komisyonu kurun. Ben eğer onu ispatlamazsam şerefsizim ve namussuzum, bunun da sözünü veriyorum. On binlerce sayfa, on binlerce sayfa belge. Çok basit bir soru arkadaşlar. Çok basit ya. MİT tırları dosyasındaki gizliliği niye kaldırmıyorsunuz? Niye kaldırmıyorsunuz? Koydunuz hepsini paralelci kefesine. Ya içinde öylesi varsa da onu kamuoyu bilsin, yoksa da bilsin. Öyle olmayan da var, öyle olan da var, şu da var, bu da var. Laf kalabalığı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ya değil mi sizin bakanınız? Vallahi de billahi de o tırlar Türkmenlere gitmiyordu diyen sizin bakanınız değil mi değerli arkadaşlar? Aynı zamanda geçmiş Sayın Başbakan Davutoğlu o tırların Türkmenlere gittiğini ifade etmiyor muydu? Şimdi bu çelişki üzerine bile arkadaşlar tartışmak yasak. Hazreti Ali ile Muaviye arasında yaşandığı iddia edilen bir hadise arkadaşlar. Çok bilindik bir fıkradır. Kufe bilirsiniz, Ali taraftarlarının yaşadığı bir kenttir. Şam'da da Muaviye validir. Kufe'den bir Arap devesine biner, dişi deveye Şam'a gider. Şam'ın girişinde bir tane Şamlı gelir, der ki o deve erkektir ve benimdir der. Nasıl oluyor ya? Deve benim deve kardeşim. Nasıl oluyor, ben devenin sırtında geldim buraya? Hayır öyle değil. Gel gidelim bunu halifeye soralım. Gidiyor Muaviye'ye. Muaviye halkı topluyor. Tarafları dinliyor. Diyor ki ben de diyor bu devenin erkek olduğuna ve Şamlı'nın olduğuna inandım diyor. Bunun üzerine soruyor halka. Siz ne diyorsunuz? Evet evet, deve erkektir ve Şamlı'nındır. Bunun üzerine Kufeli şoka giriyor. Şamlı deveyi alıp gidiyor. Muaviye'deki Kufeli'ye diyor ki git Ali'ye söyle. Şam'da dişi deveyle erkek deveyi ayırt edemeyen, Muaviye ne derse ona biat eden 10.000 tane adam var. Ayağını denk alsın diyor. Bunun gibi bir hikaye döndü arkadaşlar. Biz ne söylersek doğru diyorsunuz. Belgeleri görmüyorsunuz. Bu gar katliamı sonrası bakın size bir tane belge. Arkadaşlar bir terör örgütü üyesi, IŞİD teröristi. Bakın size göstereyim. Burada gelmiş arkadaş. Bu fotoğraf ne biliyor musunuz? Bu fotoğraf. Bu fotoğraf Suriye'de IŞİD'in kendi teröristlerini tedavi ettirdikten sonra oluşturduğu veri tabanının ara yüzü arkadaşlar. Hani biz hastaneye gittiğimizde bizim bütün bilgilerimiz çıkıyor ya, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında da artık o hani çok daha derli toplu bir şekilde de muhafaza edilecek. Onun bir benzerini yapmışlar. Ne diyor biliyor musunuz? Antep'teki tedavi üssü. Bu adam gelmiş arkadaşlar buraya ağır yaralanmadan dolayı, ateşli silah yaralanmasından dolayı tedavi olmuş. Emniyet takip etmiş. Fezlekeler de var. Belge var, doküman var, evrak var. Ben belgesiz konuşmam arkadaşlar. Ben belgelerini gösteriyorum. Bu adam geliyor, tedavi oluyor burada. Daha sonra hastaneden çıkıyor, elini kolunu sallayarak Suriye'ye gidiyor. Suriye'de şimdi gelecek, kendini belki de patlatacak. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar niçin bir tahkikat yürütülmüyor bu insanlar hakkında? Çok net sorular bunlar. Bakın bir nokta daha. Antep'te de denildi ki Antep'te böyle bir oluşum yok. Tamam, bu iddiayı ispatlamak lazım. Çünkü bilinen yaygın görüş böyle bir oluşumun olduğu yönünde. Yunus Durmaz dosyası arkadaşlar. Yunus Durmaz Suruç katliamı dahil. Zaten bakın ben şu iddiada değilim. Antep'te bağımsız bir hücre var demiyorum. Antep'te Adıyaman hücreleri müşterek hücreler. Yani dokumacılar iddianamesi ortaya çıktığında o hücrenin bir uzantısı olarak Antep hücresi vardı. O İB dediğimiz Ankara garını yapan hücrenin başındaki şahısla hep müşterek çalıştı bunlar. Diyor ki biz Suruç katliamını beraber yaptık diyor. Poliste kaydı var, ifadesi alınıyor. Serbest bırakılıyor arkadaşlar. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Niye böyle bir şeye göz yumuluyor arkadaşlar? Bunlar kabul edilemez. Yunus Emre Alagöz 2011 yılında gözaltına alındı, serbest bırakıldı arkadaşlar.
Adıyaman hücresindeki adamların tamamı gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılan adamlar arkadaşlar şu ana kadar 300-400 tane insanımız, tam rakamını bilmiyorum, öldürdüler arkadaşlar. Buna karşı bu komisyon kurulmalıdır. Bunu araştırmalıyız. Bir de...